Merhaba, Bitki Günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yılan kabuğu ya da Latince adıyla Trichosanthes cucumerina, kabakgila yani Cucurbitaceae familyasına ait Güney Asya ve Afrika'da tropik ve subtropik bölgelerde doğal olarak yetişen bir kabak türüdür. Özellikle yılanı andıran ve 2 metreye kadar uzayabilen meyvelerinden ötürü diğer pek çok kıtada da yetiştirilen kültüre alınmış Trichosanthes cucumerina varietas anguina ile tanınır. Bitkinin erkek ve dişi organları bir arada bulunan yani monoik beyaz çiçekleri Temmuz'dan itibaren geceleri açar ve kenarları dantelli gibi duran hoş bir görünüm sergiler. Yakın akrabası olan Japon yılan kabuğu yani Trichosanthes pilosa ile görünüm olarak benzese de meyveleri benzemez. Japon yılan kabağının oldukça küçük yumurta biçimli meyveleri bulunur. Bitkiye yılan kabuğu, ejder kabuğu, chichinda ya da patval gibi pek çok isim konmuştur. Bitkinin meyveleri çok olgunlaşmadan tıpkı kabak gibi tüketilebilir ya da iyice olgunlaşıp kabuğu kızardığında iç kısmı salça gibi yemeklere konabilir. Olgunlaşmamış meyveleri kötü kokulu ve acı olsa da pişirildiğinde bu özellikleri ortadan kalkar. Ayrıca bitkinin filizleri, sülükleri ve yapraklarından da sebze yemeği yapılabilir. Yılan kabağını iç mekanda çiçekli bitki olarak yetiştirmeyi düşünürseniz ortalama 5 metrelik bir uzunluğa erişebileceğini bilmeniz gerekir. Mart ayında torfa ekeceğiniz 2 ya da 3 tohumun çimlenmesi için en az 25 santigrat sıcaklık gerekir. Daha sonra bu fidelerden güçlü olanı bırakıp diğerlerini ayıklamanız şarttır. Eğer meyvelerinin düz olarak uzamasını isterseniz uçlarına küçük dere taşları da bağlayabilirsiniz. Açıkçası yılan kabuğunu meyvelerinden değil de çiçeklerinden ötürü yetiştirebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten de çok güzel görünüyorlar. Bitkinin yaygın bilinen bir mitolojik öyküsü yoktur ama birçok kabak türü gibi bitkinin meyvelerinin bolluk, bereket ve korunma büyülerine konu olduğu söylenebilir. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.